Evet arkadaşlar, yeni bir çekimden herkese selamünaleyküm. Tarihimiz 9 Şubat 2024. Sakarya tarafındayım arkadaşlar. Yayla dinlenme tesisinden çıkıyorum şimdi. Yükümü bu sefer Avrupa tarafından aldım, İstanbul. Allah nasip ederse Ankara'ya doğru gideceğim arkadaşlar. Teslim edeceğimiz yer Ankara. Erenler Kavşağı'ndayım şu an. Hava çok sıcak arkadaşlar. Şubat ayı olmasına rağmen yaz gibi 16-17 derece var. Gördüğünüz gibi zaten tişört giydim. Dışarısı da aynı şekilde. Aracın içi de sıcak, dışarı da sıcak. Bugünü de böyle değerlendirelim dedik. Bir hatıra çekimimiz daha olsun. Evet, Hüner'in arabası gidiyor. Hüner'de de arkadaşlar var. Onlar mı acaba diye baktım ama galiba değil. Görüşmeyle iyisinizdir inşallah. Abilerim, kardeşlerim, sayın takipçilerim. Evet, iki araba peş peşe gidiyor. Bakalım bakayım. Aleykümselam. Bunlar büyük ihtimal Ankara ekibi arkadaşlar. Kardeşimiz sağ olsun, selamını vermeden geçmedi. Allah razı olsun. Eğitimli insan kendini her yerde belli ediyor arkadaşlar. Eğitimsiz insan da belli ediyor. Cahil insan da her yerde belli ediyor. Boş işlerle uğraşıyor. Kendini belli ediyor yani. Yapacak bir şey yok. Böyle çevremde çok insan var. Lütfen kimse üstüne alınmasın. Ama alınması gereken var birkaç kişi. Cahil yani. Ne diyeceksin ki, bildiğin bir cahil. Cahile ne anlatırsın? Neyden anlar cahil? Hiçbir şeyden anlamaz. O yüzden cahille muhabbet etmeyeceksin. Onu kendi haline bırakacaksın. İşine gücüne bakacaksın. Çünkü gereği yok. Gereksiz gereksiz işler yapıyor. Var. Cahiller diyelim. Neyse, bu konuyu kapatalım. Evet. Cuma gününden herkese selam olsun. Bu arada hayırlı cumalar diyelim. Saatimiz 15.30. Akşama bir aksilik olmazsa 7-8 civarı gibi herhalde, Allah kaza bela vermesin, ineriz gibime denk gibime geliyor. Kazası belasız giderim de geç olsun güç olmasın arkadaşlar. İzleyenler için, yeni izleyenler için tekrardan söylüyorum, açıklama getiriyorum. Benim bu kanalı açmamdaki, bu videoları çekmemdeki amaç bana hatıra kalsın diye. Hiçbir şekilde maddi bir karşılığını beklemeden çekiyorum. Abone olsun, olmasın, beğenilsin, beğenilmesin, izlensin, izlenmesin pek de umurumda değil yani açıkçası. Yarın bir gün bunlar bana hatıra kalsın diye çekiyorum arkadaşlar. Yani kimseye yaranmak gibi bir niyetim yok. Kimse üzerine alınmasın. Tabi destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Özellikle belli başlı takipçilerim var. Allah hepinizden razı olsun. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani ellerinden geldiği kadar hangi çekimim olsa mutlaka hepsinin altına ya yorum yapıyorlar, ya beğeniyorlar, ya paylaş, bir şeyler yapıyorlar yani sağ olsunlar. Onların hakkını ödeyemem. Allah razı olsun.
Tabii beğenmeyenler de olabiliyor. Onlara da saygı duyarım. Belki videolarımdan bir şey anlamayabilirler. Onlara hitap etmiyor olabilirim. Eğitici, öğretici olmayabilir videolarım. Ben başta da dedim. Ben sohbet videosu çekiyorum arkadaşlar. Hay maşallah. Araba bildiğin şahlandı böyle, ayağı yerden kesildi nasıl tümsekse. 23-24 ton yükümüz var arkadaşlar. Çok bir şey yok. Ama midilli olduğu için işte sallıyor. Şu adam niye hep orta şeritten gidiyor bunlar? Yol vermiyorlar, gitmiyorlar. Geçsem mi acaba şurada? Bilemedim valla. Sola da çıkmak istemiyorum ama. Zaten araba rampada kesiliyor. Hay Allah razı olsun sizden. Enerji uyandı bakalım. Öndeki arkadaşlar uyanacak mı? Yok abi. Sola geçmek istemiyorum. Buradan da bunlar kapattı. Hızımı kesiyorlar yani. Bir şey olduğundan değil de ben sabitleyip gidiyorum. Hızım kesiliyor. Zaten yokuşta bayılıyor araba. Ölüyor gidiyor. E düz yolda da gidemezsek ben nerede gideceğim ki? Kesin ortada var bir tane bir şey. Adam gitmiyor. Bak ta sol şeride çıktı adam. Bir şöyle sağ tarafa kafa uzatalım. Yok abi, bildiğin trafik yaptılar ya. Hiç durduk yere şu an trafik oldu. Şu an hiç durduk yere yani trafik oldu şu an bura. Evet, ortada var, ne gidiyor ne yavaşlıyor. Tırlar peşinde. İşte trafik böyle oluyor arkadaşlar. Size canlı canlı örneği. Yollarda trafik nasıl oluyor diye düşünüyorsun ya, işte böyle bir tane affedersiniz dangalağın yüzünden oluyor. Abi gitmiyorsan yavaşla arkasına, niye böyle kafa kafaya gidiyorsunuz ki, onu anlamıyorum ya. Gidemiyorsan azıcık ayağını gazdan çek yani, bunu ben de yaşıyorum, ben kendim de yapıyorum. Bak fren miren yapıyor, anam anam anam, bunların durumu hiç iyi değil. Adam hızlı tabii, önüne geçti normal. Abi gitmiyorsan yol vereceksin. Böyle orta şeritten gitmeyen bu iş olmaz. Ortayı kapattınız gidiyorsunuz. Elif Fındık diyor. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Abi sağa geçsene, kurban oldum ya. Aha. Vallahi altınıza bir şey girdi ama herhalde strafor gibi bir şeydi. Şu herifin straforları parçalanıyor. Ben anlamadım ki bu nasıl bir yere düştük ya. Bugün var bir anormallik ama çözemedim. Şu adamdan düştü büyük ihtimal strafor. O da maşallah ayağını hiç gazdan çekmiyor, kurban oldu. Şundan ne, adam sinir krizi geçirdi abi bundan yüzünden. Adam ortada gidiyor, hiç gaz da vermiyor. Lan vermeyeceksen çekil kenardan, ığıl ığıl git. Telefonla mı oynuyor? Başka bir şey mi yapıyor? Ya ne bileyim ben neyin nesi ya. Vallahi büyük ihtimal o parça bundan düştü gibime geliyor strafor. Ya da bilmiyorum, belki de yoldaydı şimdi. Bilmiyoruz. Ama benim altıma girdiği kesin, durunca bir bakmam lazım. Bir şey olduğunu zannetmiyorum ama ne olur ne olmaz. Evet, aradaki straforu uçmuş. Aralara sıkıştırmışlar herhalde. Bir anda bunlara çıldırıp sağ sol yapınca mecburiyetten, bu ara büyük ihtimal oynadı, aradaki fırladı gitti yola. Abi işte herkes yapamıyor bu işi maalesef. Bak gördün deminki adam selamını verdi, bilmem ne yaptı. Geçeceğimi zannetti, sağa geçti. Ya bunlara şimdi ne sorsam bu der ki, ben der işte 10 yıldır 20 yıldır şoförüm, şöyle sürerim. Abi şoförlük dediğin kusura bakmasın kimse ama şoförlük dediğin öyle olmaz. Böyle sol şeridi kapatıp aynaya bakmayıp
aynı böyle hep yan yana gitmek olmaz. Geçemiyorsan yavaşlarsın, arkasına girersin, geçebilen adam geçer gider. Saygısızlığın hiçbir alemi yok. Bunu aklı başındaki eski şoförler benden daha iyi bilir. Bu işin raconları vardır. O raconlarına uyacaksın ha bu işi yapıyorsan. Uymuyorsan ona göre de muamele görürsün. Ayıp yani, saygı. Bu işte birinci kural saygı. Bu hünerlerde de var bir şey de. Bilmiyorum yani. Hünerlerin de pek gitmeye niyeti yok. Bu şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar büyük ihtimal. Kimi araçlar 89'a kapalı. Kimisi 90'a, 1 kilometre fark ettiriyor bak mesela. Adam biliyor abi, adam Avrupa mı çalışmış ne yapmış bak. Sağa geçmesini biliyor yani adam. Ben ne yapacağım şimdi? Geçeceğim. Ondan sonra ben de sağa çekileceğim. Arkayı kontrol ediyorum. Aynalara bakıyorum. Ne bileyim ben. Elimden geldiğince en sola atlamamaya çalışıyorum. Evet Hüner kardeş. Eğer videomu izlersen buradan sana selam olsun. Bu işi biliyorsun yani. Videodan kendini izlersin artık. Plakanı göremedim ama artık eğer ki videoyu bir yerlerde görürsen oradan kendini bilirsin. 34GKU689. Adam işi biliyor abi. Buraya da başvurmuştum arkadaşlar. Bu firmaya girmeden önce Hüner'e. Niyeyse almadılar. Her şey olumluydu. Testi mesti olumlu geçtik. Ama alınmadık. Demek ki nasip de yokmuş. Ondan sonra bayağı bir araştırdım, taraştırdım. Birkaç arkadaş söyledi bana orada çalışan, orada çevresi olan. Orada acayip tokatlı varmış arkadaşlar. İnsan kaynakları falan hep full tokatlıymış. Yani. Şoförlerim falan tokatlı. Şirket nereden baksan ele geçirmiş adamlar. Adamlar şirketi ele geçirmiş. O yüzden herhalde beni almadılar. Diye düşünüyorum. Çünkü tokatlardan çıkarılan da olmuş. O yüzden orası nasip olmadı maalesef. İşte her şey nasip diyorlar ya. Belki burası hakkımızda daha hayırlıdır. İnşallah. Adam Volvo ile gidiyor fısır fısır. Volvo kullanmak da isterdim yani açıkçası. Volvo kullanmak isterdim arkadaşlar. Bilmiyorum gerçi işleyişler nasıl ama her şeyin aynısı. Yani iki firma da benim gözümde gayet güzel bir firma. Hatta benim firmam bir tık daha iyi. Şimdi onların karşılaştırmasını hiç yapmayayım. Bilenler biliyor zaten. O yüzden yani hakkımda hayırlısı olmuş diye. İyi ki de olmamış yani orası. Bunu diyebiliyorum. Ver elini Ankara. Geçenki çekimi kafa kamerasıyla yaptım arkadaşlar. Haliyle yani kafayı çevirdikçe kamera oynuyor.
Aslında açı olarak güzel oldu. Benim baktığım her yeri görebiliyorsunuz o videoda. Ama aynalara falan çok baktığım için sürekli kamera oynamış. Ama herhangi bir problem yok yani. Aksiyon kamerasıyla çektiğim için değil. Yani videoda kalitesizlik falan yok. Çok şükür. Onu da öyle attık. O da yerini aldı listedeki. Mama alamadım arkadaşlar. Mama bitti. Mamanın sonunu harcadım. Bu Amasya Çorum seferinde. Ne var ne yok döktüm. Bayağı bir terk edilmiş köpek vardı şeyde. Tır parklarında. Onlara ne var ne yok döktüm. Gitti. İnternetten aldım şu an. Ne zaman gelir bilmiyorum. İnşallah hafta içi elimde olur. Olmazsa naneyi yedik. Alamayacağım. Onların da fiyatı uçmuş. Yani ayda bir tane anca alabiliyorum 15 kilo. Gönül ister ki tabii daha çok alıp daha çok dağıtmak ama imkanlar buna yetiyor. İlerleyen zamanlarda belki daha çok alırız. Belki yardım etmek isteyenler olur. Mama alıp göndermek isteyenler olur. Her şey olabilir yani. Bak gördün mü adamda ne sinyal var ne bir şey var bir anda kırıverdi. Geçer mi acaba sağ tarafı sizce? Bence geçmez. Geçmez abi geçmez adam. Hiç geçer mi? Geçerse klası sarsılır. İlla bir hızımızı kesecek ya geçmez. Al bak. Kaldırdı attı bir şey. Peçetesini attı beyefendi. Niye atıyorsun dayı? Yollar çöplük mü? 51 Bursa Paris 657. Belki izlersin de utanırsın kendinden. Sağ taraftaki oturan attı. Şoför değil de. Peçete gibi bir şey attı. Ne gereği var abi? Ben de bak çöpüm var orada. Poşete koyuyorum duruyor. Niye yani? Yola niye atıyorsun? Yani çocukmuş yanındaki. Yani çocuk da olsa yani terbiyeyi sen vereceksin. Abicim ona. Sayın kaptanım. Oğlun mu? Yeğenin mi artık? Kim neyin nesi bilmiyorum ama o terbiyeyi senin ona vermen lazım şahsen. Bir şey demiyorum yani. Diyecek bir şeyim yok ama yanlış yani. Yeni gelen nesili, alttan gelen nesili biz yönlendirmemiz lazım. Bizim eğitmemiz lazım ki daha yararlı olsun vatana, millete, kendine. Dayı yol mu tarif ediyor, yardım mı istedi anlamadım. Geçtik zaten son anda gördüm. Yani dediğim gibi çocuklarımızı, ne bileyim yeğenlerimizi, eşimizi, dostumuzu, küçüklerimizi yönlendirmemiz lazım ki düzenli bir nesil olsun. Önceden camilere bakardım, benim neslim için söylüyorum. Arkadaşlarım olsun, okul arkadaşlarım, mahalle arkadaşlarım. Hep camiye giderdik. Hep camide hep çocuk olurdu, genç olurdu. Şu an gidiyorum tek tük böyle. Bir tane, iki tane. Cami kültürü de zaten kalmadı. Terafilere gidilirdi önceden. Ne bileyim eski şeylerin yani hiçbiri kalmadı. Gittikçe kötüye gidiyor. Yani niye böyle oldu? Niye değiştirdiler? Bu nesil niye böyle tuhaflaştı? Teknolojiden mi oldu? Başka bir şeyden mi oldu? Bilemiyorum. Yani herkes de sanki halinden memnun gibi. Vallahi bilmiyorum. Nereye kadar gider böyle bilemiyorum. Allah sonumuzu ayrı eyleye. İşte bu herkes bireyde bitiyor. Birey. Birey kendine çeki düzen verirse her yer bir düzene oturur. Ama o bana ne, bu bana ne derse vardı ya bir şarkı. Bana ne, bana ne. Çocuk sen aynı onun hesap. Hiçbir şey olmaz bizden.
Ya ben şahsen isterim yani ülkemin hep ileriye gitmesini isterim. Üretimimiz olsun. Ne bileyim herkesin durumu iyi olsun. Açlık sefalet kalmasın. Dışa bağımlılığımız olmasın. Her şeyi kendimiz üretebilelim. İşte gönül istiyor. Özellikle insanlarımız kendini geliştirsin. Herkes bilgili olsun, araştırmacı olsun. Herkes birbirine duyarlı olsun, aklı fikri yerinde olsun. Ne bileyim millet birbirini kıskanmasın yani, çekememezlik yapmasın. Arkasından cahil cahil işler çevirmesin birbirini. Kıskanmasın ki bir yerlere yani gereği yok yani. Ya Allah zaten o insanın gönlüne göre verir. Ona zaten diyecek yapacak bir şey yok. Sen kıskançlık, fesatlık yaparsan birine karşı Allah zaten sana onun 10 katını geri döndürür. Gerçi öyle yapan insanın zaten Allah'a inancı var mıdır yok mudur o da tartışılır ama ister inan ister inanma o ilahi adaleti illaki er ya da geç görürsün. Ha, o zaman belki algılayabilirsin. Tamam ben böyle böyle fesatlık, adillik, şerefsizlik yapıyorum. O yüzden bana bunlar geliyor diyebilirsin. Cahil olduğun için onu hesaplayamazsın. O işleri yapıyorsan cahilsin demektir. O yüzden hesaplayamadığın için sonra dersin ki Allah Allah bunlar niye benim başıma geliyor? Niye beni buluyor? Niye böyle oluyorum diye düşünür durursun. Allah da ne yapar? Daha beter eder. Sen ne yapacaksın abi? İyi bir insan olacaksın. İyilik yapacaksın. Bu hem sözlerinle hem de faaliyete geçirerek yapacaksın. Atıyorum güzel söz söyleyeceksin. Selamun aleyküm. Nasılsın? İyi misin? Var mı yapacağın bir şey? Aç mısın? Tok musun? Su içer misin? Çay içer misin? Ne bileyim mi? Böyle fesatlık, kurnazlık yerine bunlar yapılabilir mesela. Yani gereksiz şeyler arkadaşlar. En başta dedim Allah herkesin kalbine göre verir. Senin kalbin temizse yolun da temiz olur. Ya sen itlik köpeklik peşindeysen, kurnazlık adilik peşindeysen Allah da sana ona göre iş verir, ona göre güç verir, ona göre bir hayat verir. Onunla uğraşırsın. Ki versin de yani. Hakikaten ne versin Allah'ım. Şöyle şeye bakıyorum arkadaşlar. Kanalın abone sayısına bakıyorum. Bu adamla da M. Doğan şeyde karşılaşmıştık. Kuzey Marmara'da karşılaşmıştık. Hala devam ediyoruz bakalım beraber. Kanalın sayısına bakıyorum arkadaşlar abone sayısına. Şu an Allah'a şükürler olsun 800 civarlarına geldik. Sıfırdan geldik buna. Ve hiçbir kimseden yardım istemeden geldik. Yani kendi kendine geldi takipçilerim sağ olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Yani kimse özellikle yolda çevirip de beni takip edin falan demeden oldu bunlar. Tekrar söylüyorum ya çok şükürler olsun sizin sayenizde. Bazen böyle ekran görüntüsü falan çıkıyor telefonda karşıma arkadaşlar. Bir bakıyorum işte 100 kişi, 150 kişi. Şu an 800 kişiyi görünce yani insan ister istemez bir böyle ne bileyim şükrediyor, gururlanıyor. Tabii inşallah daha da artar sayımız. İnşallah daha da artarız, daha güzel çekimler yaparız. Ne bileyim ben daha farklı bir konular ele alırız. Şu an bilmiyorum. Şu an doğaçlama olarak gidiyor. Mesela kamp duşu aldım arkadaşlar. Onunla duş aldım geçen de. Onu çekmek isterdim. Bilmiyorum pek normal olur muydu olmaz mı diye çekmedim onu öyle kaldı. Ama o şey olarak gösterebilirim size. Görsel olarak bir çekim yapabiliriz ona. Duş alırken değil de. Biraz abes kaçar o olmaz. Ama ufak bir tanıtım videosu gibi bir şey yaparım. Böyle özellikle şoför arkadaşlarımız için falan bence gayet iyi olur. Yani bayağı yararlı bir şey, bayağı işe yarıyor arkadaşlar. 20 litre su alıyor içi, bayağı böyle poşeti falan sağlam, kalın bir şey. Ama böyle güneş enerjisini çekiyor. Atıyorum güneşe koy, bir saat, yarım saat, bir saatte suyu
ısıtıyor yani, kaynatıyor. Kaynatıyor demeyeyim de ısıtıyor. Yani şu güneş, hava soğuk olsun sıcak olsun hiç önemli değil. Güneş olsun güneşi çekiyor. Güneş enerjili yapmışlar. Ben onu A101'den almıştım. Tam fiyatını hatırlamıyorum ama ya 150 ya 200 lira olması lazımdı. Bir 3-4 ay oluyor yanılmıyorsam. O zamanlar uygundu. Şimdi ne oldu bilemiyorum. Ama işimi görüyor. Böyle çok zorda kaldım mı mesela işimi görüyor. Yani durduk yere de şurada hadi canım sıkıldı ben duş alayım demiyorum. Atıyorum birkaç gün fazla eve gidemeyince ya da duş falan bulamayınca mecburiyetten zaten arabamda su var sürekli. Bidonlardan takviye yapıyorum. Solduğu yerde bidona koyuyorum. Zaten depoda sürekli suyum var. Ondan yana sıkıntı yok arkadaşlar. Ay güneş yansıdı. Evet tırmanmaya başladık. Molu taraflarına yaklaştıkça yokuşlar başlıyor arkadaşlar. Şu Berces'te de kalmıştım bir gün. Burası da iyi. Yeri falan çok geniş değil, yer yok ama sakinlik olarak iyi yani. Ya ben o gün yorgundum ondan öyle rahat uyudum. Dayıcığım şimdi ne olacak? Var mı gelen giden? Var. Hadi 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 geçsene sen. Adam hiç umurunda bile değil. La sağa geçsene dayı. Hala bakıyor sağa sola ya. Böyle yapıyor. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya diyorlar ki sola tır. Ya nasıl çıkmasın abi tır? Kurban olduklarım bu tır sola nasıl çıkmasın? Tamam çıkmasın da. Görüyorsun işte adam burası boş sağa. Ortadan böyle yavaş yavaş gidiyor. Bir de bak selektör kolunu kırdı. Uyarıyorum yani. Diyorum ki yol ver de geçeyim. Kurban oldum. Gitmiyorsun sen anlaşıldı. Adam yol vermiyor abi. Ben şimdi ne yapayım? Sağdan geçsem Allah korusun önüme bir şey çıksa. Tır, yavaş bir tır çıksa bir şey olsa. Arkadan ya bindireceğim ya ona bindireceğim. Sola çıksam bu sefer arabalar geliyor. Tamam saygım var. Geçmek istemiyorum tabii ki sola. Ama adam yapmıyor abi geçmiyor. İnat eder gibi gitmiyor adam. Bak şimdi adam geliyor, adama yol verdim, şimdi ben yavaşlayacağım onun yüzünde. Mecbur atlayacağım abi sola. Ha zaten yine kaldık. Ya buranın şeyi bu abi, doğası bu. Demek ki burada yavaşlayacaksın, yavaş yavaş gideceksin. Hiç kasmaya gerek yok yani. 50'ye dayıcan abi 50 devam. Ya işte o da bize gelmiyor. Mazot yakmasın diye işte. Vicdanım el vermiyor. Yoksa yaksın yakmasın umurunda değil de. Vicdanım el vermiyor yani. Niye yaksın ki? Onu da alamadık zaten. Taş tanımam arızalandı mı bir şeyler oldu. Bir verdi, bir vermedi, bir verdi, bir vermedi. En son dedim ki dayı dedim bırak. Yoruldum yani artık. Bırak dedim ya lanet olsun almıyorum dedim bırak. Artık sistemde mi bir şey var, bizim cihazda mı bir şey var bilmiyorum. Büyük ihtimal o zımbırtı da var. Takan adam gönülsüz takmıştı arkadaşlar. Zaten ondan sonra da kapatmış herhalde dükkanı. İlk aldığımda gitmiştim. Belliydi yani. Gönülsüz gönülsüz taktı. İki tane taktı. Biri ana depoya, biri termokine. Termokin zaten ilk gittim ben oraya gittiğim halde vermedi. İlk gidince vermedi zaten. O zaman arıza. Zaten yapmamış adam. Beyefendi ne yaptıysa. O zamandan beri zaten ilk takılırken arızalı. Öbür depoya da 3 sefer, 4 sefer ya aldım almadım. Baktım o da arızalandı. Yani eline sağlık diyorum buradan o ustanın. Ustanın adını sevdiğini bilmiyorum ama yanılmıyorsam Sakarya'da bir yerlerdeydi. Ustam senin takacağın taşı tanımanın ellerinden öperim.
çok kulağını çınlatıyorum ama işte çare mi? Tabii ki değil. E benim suçum ne peki, uğraşıyorum böyle arıza formülüyle bilmem ne formülüyle. Ne yaptığımız belli değil. Saçma sapan işler. Vallahi durumlar böyle arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Gidiyoruz, geliyoruz. Git gel Konya 6 saat. Yani başka bir şey yok, bir değişiklik yok. Rüzgar var, dorseyi savurtturmaya başladı. O yüzden biraz ağırdan aldım. Fırtına var yani, rüzgarı da geçtim. Bildiğiniz fırtına var. Adam rüzgar gibi gidiyor ha. Rüzgarın oğlu, rüzgarın. Şu silovası da çalışacaktım bir aralar. Sonra oradan kurtardık paçayı. Oradan zaten paçayı kurtarmayaydık, halimiz haraptı. Allah yüzümüze baktı da bari kurtulduk. Tırda röterdar yok arkadaşlar. Depmük var. 2-3 kademeli. O da ister istemez tabi röterdar gibi olmuyor. Ama işte alışıyorsun. Neyi kullanmışsan alışıyorsun. İnsan ola alışıyor. Sanki röterdar mı vardı bundan önce? Bir tezi kışın devam. Evet, saatimiz 16 oldu. 16:00. Saitekpet. Ebehu. Volta'nın burada büyük bir fabrikası var arkadaşlar. Volta akü müydü? Bu elektrikli zımbırtılar var ya, motorlar falan. Bayağı bir büyük. Merkezi burası herhalde bunun. Bayağı da iş yapıyor benim bildiğim. Yurt dışına falan da gönderim yapıyorlar. Oturmaktan beri vardı ya. Bu hafta full Avrupa'daydım arkadaşlar. Çok yoğun bir hafta geçti, ondan kendimi toparlayamadım. Acayip yoğunum. Yorgunum pardon. Artık kelimeleri bile seçemez oldum. Hatta arkadaşım vardı, buradan selam söylüyorum ona da, Eren diye. İstanbul'da. Sözde görüşecektik. Vallahi yalan oldu gitti. Kardeşim buradan tekrar kusura bakma diyorum sana. O dediğimiz yerlere hep gece düştüm. Sabah erkenden gittim. Gece gece de seni rahatsız etmek istemedim. Yatarsın kalkarsın, müsait olsun olmazsın. Artık başka bir bahara diyelim. Asker arkadaşım vardı. Toprağım, onunla bir görüştük. O mal indireceğim yere çok yakındı, o geldi. Böyle gittiğimiz yerlerde illaki birileri çıkıyor arkadaşlar. İllaki birileri çıkıyor. Evet, takımız 3 saat oldu. 1 saat daha gidersem bir mola vermem lazım. Nereye denk gelir tahmini? Metro tesislerine falan gelir mi bilmiyorum. Bakacağız nereye gelirse artık. Petrolde bir su tuttum tazikle.
şeye, tren kelleye. Leş gibiydi çünkü. Bayağı bir kirlenmişti. Abi yolun bazı yerleri öyle bir hendek olmuş ki adam geçmeye bekliyor. Sen oradan daha 3 gün beklersin abi. Abi. Arka taraf acayip yoğun. Ön taraf gibi değil. Adam bekliyor. Geçmeye bekliyor ama nasıl geçecek bilmiyoruz. İnşallah geçer. Bakayım ki ne zamandır bekliyor adam. Şu mikrofondan çok korkuyorum arkadaşlar. Bazen şarjım olmuyor. Bir şey olmuyor. Ya da uzun çekim yaptığım zaman şarjı yetmiyor. Pat diye bir kesiliyor, bakıyorum video çöp. Bir de en güzel, böyle en güzel yerleri. Yayınlayamıyoruz, yapacak bir şey yok yani. Bakalım Ankara'dan nereye gideceğiz, yükümüz nereye olacak. İnşallah iyi bir yer çıkar. Dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun şimdiden. Vallahi imkanım olsa hepinizle teker teker görüşmek isterim ama bizim işte hayatımız bu, gördüğünüz gibi. Yoldayız, sürekli yoldayız. Dün mesela derler işte, tır şoförleri oturdukları yerden para kazanıyor. Çok rahat, bilmem ne. Dün kaydımı falan yaptırdım, tesise gittim arkadaşlar. Saat 11-11.30 civarı. Yatmaya çalıştım, daha erken gittim de. Yatamadım, ondan sonra tam 11.30 civarı bir uyku bastım. Tam böyle dalmışım. Telefon bir çaldı, kaptan buyur hadi gel yüklemen yapılacak. Abisi 11.30'da bir çıkmışım, gittim oraya. Yerime geldiğimde saat gece 3'tü. Uykunun en güzel zamanı, zehir zıkkım oldu bana. Tabii geri gittim, yatmaya çalıştım. Belli bir müddet zaten yatamadım artık. Uyku bozuldu gitti ya. Bir yarım saat 45 dakikada öyle yatamadım arabada. Sonra uyudum. Zaten 8-9 gibi yeniden uyandım. Gün ışığınca ben sabah uyuyamıyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey varsa bende. Sabah 6-7-8 dedim mi işlem bitmiştir. Daha uyuyamam. Özellikle arabadayken hiç uyuyamam. Evdeyken belki bir nebze yine uyurum da arabadayken hiç uyuyamıyorum. Vallahi işte durumlar bunlardan ibaret arkadaşlar. Çok şükür bir yaramazlık yok. Git gel. Saç gidiyor. Git gel, indir bindir. Başka bir şey yok arkadaşlar. Umarım sizler de iyisinizdir. Bu videolarla kanalla alakalı önermek istediğiniz, söyleyecek, soracak bir şeyiniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Cevap veriyorum elimden geldiği kadar herkese. Yani oradan ulaşamazsanız Instagram hesabı var, oradan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yönlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiği bir şeyse tabii. Elimden gelmeyen bir şeyse benim de yapacak bir şeyim yok. İşte bazı arkadaşlar biz de gelebilir miyiz falan filan diyorlar yola. Yani arkadaşım şimdi hiç tanımadığım bir insanı yola götüremezsin. Yani tanısan bile şirketin bazı prosedürleri var, yine götüremezsin. O yüzden o biraz imkansız yani, baştan söyleyeyim. Thank you.
Sonra bu telefon numara sistemi muhabbeti oluyor. Yok işte bir şey soracağım, bilmem ne yapacağım. O muhabbetlere de hiç girmeyin arkadaşlar. Çünkü şu telefon haddinden fazla çalıyor. Artık bakamıyorum. Strese giriyorum, sinirleniyorum. Yoruluyorum yani. Ben bu işi yapıyorum. Çekimi var bunun. Bir de telefonun ona buna ben dert anlatıp ulaşırsam ben yandım, naneyi yedim. Ben öldüm zaten. Gece uyuyamam ki ben. Bizim iş yerinin şeyleri var. Zaten iş yerimdeki beni her gün bir arkadaşım arasa ben zaten nakavtum yani, iptalim. O yüzden çok önemli, çok acil bir şeyiniz varsa Instagram'dan yazarsanız müsait olduğumda cevap verebilirim. Tabi anında cevap veremem, o imkansız zaten de. Gece olur, gündüz olur. Ama müsait olduğumda tabii ki cevap verebileceğim bir konuysa tabii ki cevap veririm. Zaten kendini bilen adam da ona göre rahatsız eder. Durduk yere rahatsız etmez. Yani bunları bilerek hareket ederseniz çok sevinirim. Tabii ki lafım herkese değil. Lafım herkese değil tabii ki. Abi doğalgaz borusu yüklemiş gidiyor da üstüme çıkacak maşallah. Ne yapıyorsa anlayamadım. Su borusu muydu? Doğalgaz mı? Öyle bir şey olması lazım. Doğalgaz için de kullanıyorlar da su için de kullanıyor galiba. Aa abi dönmüş yolu. Vay be, helal olsun lan. Deminki abi geliyor arkadaşlar, şimdi solumdan geçecek. Oradan uzun uğraşlar sonucu geçebildi demek ki. Kazasız belasız geçsin de. Karayolu trafik diyor. İnşallah şu araba için zırank diye önünde durmazsın. Bakalım arkadaşlar, videoyu hafta sonuna yetiştirmeye çalışacağım inşallah. Pazar gününe bir aksilik olmazsa yayında olur. Aksilik olursa yapacak bir şey yok. İnşallah olmaz diye umut ediyorum. Olmaz da büyük ihtimal. Biraz bir düzenlemesine falan uğraşayım işte ona. Yarın düzenlemesine uğraşsam, öbürsü günde fırına versek. Ooo, burunlu Scania gitti arkadaşlar. Bu kimin acaba bu ya? Burunlu Scania şey, Dorsede Lobet. Bunu bir yerlerde görmüştüm ben. İnternette mi görmüştüm? Bir yerde birinde görmüştüm ama şu an hatırlamıyorum. Evet, adam radar kurmuş. 90'la geçtik ama İnşallah problem olmaz. Emniyet kemerimiz de bağlı. Ben hiç ummadığım bir yerden çıktı. Burada hiç görmemiştim. Benim bildiğim otobanın sınırı 90. Birkaç kere daha böyle radarlardan geçmiştim. Onlara gelmediyse buna da gelmez herhalde. Zaten şunlar hep 90'la gidiyor. Tırlar, kamyonlar. Benim bildiğimiz sınırı 90 burada. Yanlış biliyorsam yorumlardan düzeltin arkadaşlar. Otoyollarda 90, bölünmüş yollarda 80, 2 kilometrede işte toleransı var. 82 diye biliyorum. Böyle tek gidiş gelişli yollarda da 70 diye biliyorum. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Şehir içinde de 50 diye biliyorum. Yani şehir merkezinden geçerken de 50 diye biliyorum. Eğer ki yanlışım varsa, daha iyi bilen arkadaşım varsa düzeltirse çok sevinirim, bizi de aydınlatmış olur. Bakın radar tabelasını buradan sonra koymuşlar. Radar o tarafta duruyor. Bu nasıl bir şey anlamadım. Biraz sanki bu işte bir terslik var ama Allah Allah. Çünkü ondan önce tabela göremedim ben. Tabelayı şimdi geçtik. Radarı geçtik önce. Şimdi tabelayı geçtik. Şimdi o zaman bir tane daha radar olması lazım duruma göre. Bence bu işte bir terslik var. Ya millete ceza yazmak için oyun oynanılıyor ya da bu işte bir şey var. Arkadaşlar eğer burada cezayı itiraz etmek isteyen varsa bu videodan ona kesit gönderebilirim. Eline delil olur.
09.02.2024 tarihinde Anadolu Otoyolu'nda radar cezası yiyen varsa Düzce Otogarı'na gelmeden İstanbul-Ankara istikameti. Bu mevkide ceza yiyen olursa bu videodan ona o bölümünü atabilirim. Bu niye dörtlü yaptılar? Çünkü haksız bir durum var burada. Şunlarda bir iş var ama. Ne oluyor abi burada? Bu ne yapıyor ki la dörtlü yaptılar? Otogara girecekler herhalde. Dörtlü yaktı, orta şeritte yavaşlıyor, bir şeyler yapıyor. Ünal yürüsene hemşerim. Adıyaman Ünal mı? Ne diyor ya? Bunlara otobüslere ne oluyor ben anlamıyorum ya. Abi adam orta şeritte. Adam orta şeritte dörtlü mörtlü yapıyor, bir şeyler ediyor, çözemedik. Valla bu bugün bayağı bir hüner gördüm. Bunlar herhalde Ankara ekibini hafta sonunda eve mi denk getiriyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım. Şimdi trafik polisi geçti. Acaba o trafik polisi oradaydı da oradan çıktı. Burada gezici olarak mı radar atıyor acaba? Ondan emin değilim. Yani bir anormallik var şu anda. Algılayamadım. Kafam durdu yani. Şu an hiçbir şey normal değil. En iyisi ben çekimi burada sonlandırayım arkadaşlar. Yoksa kafa gidecek. Polo'ya yaklaştık zaten. Şimdi oralar biraz daha yoğun olur. Rampası bilmem nesi. Bu çekimimiz de böyle olsun. Eğer dilimiz suçluysa affola. Bir yanlışımız olursa, olduysa affola. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.